Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakın Elon Musk tweet attı. Pipin ardından bu meme token'ın fiyatını da yükseltti adı altındaki. Bu haberi genel olarak şöyle bir inceleyeceğiz. Şimdi e, ilk olarak ben şuradan başlayayım. Çünkü bu e, çok önemli ve ilerleyen aylarda hatta ilerleyen yıllarda bunu asla unutmamanız gerekecektir. Çünkü bunlar yaşanacak tamam mı? <laughs> bir Elon Musk'ın şu an e, meme coin'ler üzerine faaliyeti çok artacak. Bak çok artacak diyorum. Zaten Dogecoin üzerinde faaliyetteydi. E, Dogecoin'de biliyorsunuz bir takım hal ve hareketler zaten yapacak. 2. Önceki videolarda konuştuk. Bir videoda daha konuşacağız. Aylardır da belliydi. Önceden de konuştuk ama şu an iyice bariz hale geldi. Yani resmen e, gemi göründü, kara, kara göründü tamam mı? Shiba üzerinde de faaliyete başlıyor bu. E, şu an pipte de başladı. İlerleyen vakitlerde Elon Musk'tan kaynaklı inanılmaz bir meme coin furyası başlayacak. Bak çok ciddi ama burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Şimdi bir Elon Musk'ın ara ara böyle zaten garip garip coinleri pampladığı olur ee, ki ben bunu çok yanlış buluyorum. Şunu destekliyorum bak. Adam zaten aynı zamanda piyasadaki hani kripto ile alakalı aynı anda en büyük kripto fenomeni de Elon Musk'tır yani tamam mı? Ki kripto piyasasından yani Adamda milyonlarca takipçi var. Büyük bir kısım da şey, kripto e, takipçileri. Çok ciddi de bir kısmı. O yüzden ben şunu desteklerim. Hani Doge'u destekliyor. Erota'yı Shiba'ya çevirdi. Pip. Şimdi Floki diyor. Tamam, Agix çok güzel ama ara ara bakın dikkat bir. Bunlar iyidir. Hani bu saydığım coin'ler Elon Musk'ın rutin anlamda yükselttiği rutin bir şekilde üzerinde faaliyet gerçekleştirdi. Aynı zamanda kendi içlerinde de hiç değilse bu sezon için yükseliş potansiyeli büyük ölçüde olan coinlerdir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta bir. Elon Musk ara ara bazı coinlerde anlık etkiler yaratır bak tamam mı? Bunu unutmamak lazım. Daha çok yakın 2-3 gün önce oldu konuştuk. Ladies diye bir token'a 120x yaptırdı adam ya. Ondan sonra coin çakıldı, çakıldı. Böyle takır takır yani coin tekrar e, poşet gibi içine çekti falan tamam mı? Yatırımcı içeride kaldı. E, i̇ki, yine çok yakın zaman içerisinde gerçi ya şimdi adını unutmuyorum. Bir tane projeyi yükseltti bu. E, bayağı yükseltti hem de böyle çok sağlam yükseltti. Şu an adını unut, e, unuttum. E, böyle shit coinlerden bir tanesi yani. Büyük bir coin değil. Ladies tarzı bir şey bilmem kaç bin rankı var. Bilmiyordum bile adını. Yani adını bilmiyorum adam şey yaptı e, tweet atıyor falan böyle o piti piti falan çekiyor ondan sonra var ya o çocuklar yapar ya o piti piti falan yapar. Öyle o piti piti çekiyor bir tanesini seçiyor onu pamplıyor zamanında hamster'a yaptı hamster token bunu gerçekleştirdi. Tabi o bir miktar korelasyon kazandı belli bir hareket oldu olmadı bir şeyler yaptı falan ee, yakın zamanda da yine birine daha yaptı. Coin uçtu devamında Binance Red diye yayınladı. Dedi ki bu adamlar Ponzi. Yani bildiğin dolandırıcı dedi Elon Musk'ın pampladığı proje. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Siz Elon Musk'ın e, rutin değil fakat e, sürekli böyle ani patlattığı tokenların peşinden giderseniz çok büyük içeride kalırsınız. Ben onu söyleyeyim. Çünkü e, adam piyasada faal olma etki yaratabilme bakımından bunları yapıyor. Onu yaparsanız bak içeride kalırsın. Şimdi diyebilirsiniz ki, e bunu, e, eğer bir coin'i ilk defa pumplıyorsa, rutin olup olmadığını nereden bileceğim? Arkadaş tamam da bo boş mu konuşuyoruz burada? Onu söylüyorsanız da hani mesela PIPe, önce ya yani kaç tane videomda söyledim Elon Musk pumplayacak diye pumpladı. Dolayısıyla tek parti değil e belli yani bundan sonra da pumplayacak. Ya da Shiba. Shiba ile alakalı zaten aylardır söylüyorum. Şimdi kokusu gelmeye başladı. Dolayısıyla bir parti değil, çok parti pamplıca. E bunun haricinde derseniz ki e şu an başka bir şey yok yani. Ne bileyim ben? Hadi diyorum ya e piyasa içerisindeki şeyler şu anda e popüler olanlar dahilinde yeni faaliyet gösterecekleri ve önceden tespit ettiklerim bunlar. Tamam mı? Başka bir şey yok. Hani pamplar mı olabilir? Bilmiyorum. Kafasının içinden geçeni de bilemem ben. Kafasının içinde neler düşündüğünü. E, buna dikkat etmek lazım gelir. İkincisi e, yine piyasada çok fazla bilinen meme coin sayısı. Benzer meme coin, shit coin sayısı çok arttı. Adam bir tane coin pumplıyor. Mesela e, SingularityNet projesini yani Agixi pumplıyordu. Abi aynı anda Singularity daha yükseliyor. Farklı bir şey yani. Adam Singularity paylaştı diye o yükseliyor. Halbuki Singularity net için paylaşıyor. Singularity DAO pumplıyor falan. O projeye kötü demiyorum. Örnek vermek için söylüyorum. Yahut işte e, ne bileyim Dogecoin ile alakalı. Floki'den konuşuyor. Garip bir tane meme coin 10x patlayıp sonra tekrar aynı oranda düşüyor. Tamam mı? Böyle saçma şeyler de oluyor yani. Adam bir tane coin'den konuşuyor işte. E, x coin'den Adam onu işaret ediyor ama ona benzeyen diğer coinler de pamplıyor. E bu sefer çat diye çakılıyor. Şimdi Shiba'ya, Pipe, Doja, Floki'ye vesaire ya da Agix'e ki bunlarda bunu bizzat da gördük. Ara ara da ufak tefek bahsediyorum ama uzun konuştuğum hiç olmamıştı. Adam konuşuyor. Diyor ki Shiba'yı yükseltiyor mesela. Arkadaş Shiba gibi var 100 tane proje hepsi yükseliyor. Hepsine fon girmiş resmen beşer 10'ar x yapmışlar. Ondan sonra poşet gibi çekiyorlar tekrar. Buna dikkatli olmak lazım. Bunlar çok var. Mesela şu an Bob diye bir token. Tamam mı? Ha, girelim şuradan mesela Bob. Yazayım Bob diye bak. Bu mu? Ben bilmiyorum. Şudur büyük ihtimalle. E, ne bu? Ya dediğim gibi ben bilmiyorum hani Bob diye bir şey. Hani duymadım. Herhangi bir fikrim yok. E, bu çok ciddi bir yükseliş etabına girmiş. Tabi bak pipten konuşunca hani bilmiyorum dedim ona girdim ya. Niye bilmiyorum deyip ona girdim. Çünkü ha, yani belli yani çünkü adam pipi pump, pip için konuşuyor. Bob diye bir token yükseliyor. Zaten haberin ana konusu bu. E niye yükselmiş? E, gör, şey belli. Şuna baksanıza çirkin bir tane adam var burada. E, şeye benzeyen. Pipin logosuna benzeyen. O yüzden onun pump, yani son anlattığım olaya hatta bizzat örnek olmuş oldu yani burada e, yaşanan Elon Musk'ın faaliyeti. O yüzden bunlara karşı dikkatli olmak lazım. Elon Musk'ın radarındaki coinler e, es geçilmemeli. Ama radarında olmadan ara ara bu e, gönül eğlendirdiği tabiri caizse tokenlardan da ciddi anlamda uzak durmak gerekecektir. Yoksa yatırımcıya çok büyük kayıplara uğratabilir. Elon Musk iyidir fakat gözünün yaşına bakmaz. Adamı da içeride bırakır yani. İzlediği için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.